Müslüman Türk geleneğinde kadının apayrı bir yeri olmuştur. Asırlar boyu kadına atfedilen değer ve statü çağdan çağa farklılık gösterse de kadına biçilen kıymetin muhtevası değişiklik göstermemiştir. Her şeyden evvel kadın toplumun inşa ve imarından sorumlu bir kurumdur. Kurum diyorum çünkü kurmak fiilinin biricik failidir anne. Yuvayı dişi kuş yapar deyimi zannederim ki bu fikirden hasıl olmakta. Kadın kurar, şekillendirir, yönetir. Onun elinin değdiği yer güzelleşir. Bu bakımdan toplumun en temel yapı taşı olan ailenin baş mimarı olma görevini kadın mal etmek yerinde bir yaklaşım olur. Ataerkil ve anaerkil toplum yapılarında da değişmeyen bir olgu varsa o da bahsettiğimiz gibi evin baş mimarının kadın olmasıdır. Kadın yuvanın maddi gereksinimlerini karşılaması yanında manevi ihtiyaçların da giderilmesini sağladığı için hanenin baş kişisidir. Bu yüzden milletleri kadınlar yetiştirir, kadınlar ayak sesleri duyulan milletlere gebedir. Yani kadın annedir. İnsanlığın görüp görebileceği en mühim meslek anne. O bu yönüyle çağ açıp çağ kapatan fatihler doğurmaya da muktedirdir. İmparatorlukları çökertecek fikirler yoğurmaya da. Denilebilir ki anne istiklal ve istikbalin temini hususunda fitili ateşleyen kıvılcım yahut esaret ve sefaletin müsebbihi olan bir mecra olma gücüne sahip bir yaratılıştadır. Tercih kimini zalim bir eşin münevver bir zevcesi olmaya da itebilir. Peygamber bir zatın kafir bir karısı da. Peki irademizi hakikate yönlendirmek isteyen hanımlar olarak bizlere düşen nedir? İşte yanıtı. İlkin ben kimim sorusunu sor kendine. Hanım kardeşim kimliğini bilen kişiliğine uygun davranır. Çünkü kendini bilen zannederim ki bilenlerin en hayırlılarındandır. Kimliğini saptadıktan sonraki en mühim sual ben kim ve yahut ne olmak gayretindeyim sorusudur. Olmak yolunda gaye cihat ise olan mücahiddir. Payına düşecek olanı sen tayine vesilesin. Sıra hedef ve davada kim olmak istediğini belirleyenin elini ve dahi bedenini taşın altına koymaktan çekinmeyeceği bir ülküsü vardır. Tasarladığı idealini, tasavvuru bile hoş gelen bir ülkü bu. O hedefe öyle bir tutun ki yalnızca attığın adımlar değil, rüyaların dahi seni menzile götürsün. Hedefin varsa eylemin de olmalı. Zira sözden öze inmeyen her fikir israftır. Atıldır, koftur. Davada kararlılık önce faaliyete geçmeyi, sonra o fiilde ısrar etmeyi gerektirir. Ve son bir not. Çıktığın yol engebeli ve çetin, yükün ağır, eğri, belin lakin. Sen kutlu yolculukta hedefte durmaya değil, hedefi vurmaya talipsin. Atışlarındaki isabet yolcudan ziyade yol olmak cesaretinde sattı. Bu ehemmiyet ve yürekliliğin timsali olan hanımefendilere selam olsun. Kelebek Etkisi 25. bölümün sonu. Yeriz seni bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.